Hey, Paraks'ten kimya izleyicisi. Gel. Gel gel yanıma gel gel. Yaklaş 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 yaklaş. Şöyle yaklaş. İşte beklediğin video serisi geliyor. Seri değil ya, tek video, tek video. Seri değil. Kimyasal tepkimeler. TYT AYT kimyadaki organik harici bilmen gereken bütün kimyasal tepkimeler bu videoda. PDF'sinin linki aşağıda. Oradan PDF'sini indirirsin. PDF'sini baş ucuna asarsın. Buradan da videoyu izlersin. Bütün kimyasal tepkimeler burada. Bunu bil. Hangi kimyasal tepkimeden ne çıkıyor? Kim neyle giriyor neyle girmiyor? Hepsini rahatlıkla yaparsın. Bak önce. Önce metallerin tepkimesi. İki açıdan inceleyeceğim. Bir metaller oksitler bir de asitler bazlar açısından. Her açıdan da karşına gelecek. Bak. Bak tatlım. Metalleri ikiye ayırıyorsun. Aktif ve soy. Soy metaller şurada görüyorsun değil mi? Bakır, civa, gümüş, altın, platin. Bakır, civa, gümüş, altın, platin dışındaki bütün metaller aktif metal. Bakır, civa, gümüş, altın, platin dışındaki bütün metaller. 1A'da, 2A'da, amfoter metallerde, B grubundaki bakır, civa, gümüş, altın, platin dışındaki bütün metaller. Tamam mı? Cepte mi? Cepte. Aktif metallere geldik. Yani Bakır, civa, gümüş, altın, platin dışındaki metaller bak o kaşağı gidiyor. Ne diyor? Tüm asitlerle tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarır. Yani bakır, civa, gümüş, altın, platin dışında ister 1A olsun, ister 2A olsun, ister amfoter olsun, olsun. Bütün asitlerle alayıyla kuvvetli, zayıf fark etmiyor. Tuz ve hidrojen gazı açığa çıkarıyor. Verdi sana çinko artı HCl tuz ve hidrojen gazı. Ne verdi? Demir artı HCl tuz ve hidrojen gazı. Wolfram artı HCl tuz ve hidrojen gazı. Bakır, civa, gümüş, altın, platin değilse asit ne olursa olsun. HCl olmadı CH3COOH oldu. HCl olmadı HF oldu. HF olmadı H2SO4 oldu. Hiç önemli değil. Alayıyla tuz ve hidrojen gazı oluşturuyor. Birinci bilgi cepte mi? Cepte. Aktif metallerin özel bir grubu var. Bak bunlar yine aktif metal ama özel bir grubu var. Amfoter metaller. Alecere, zene, sene, Be. Hani kodluyorsunuz ya zengin Sinan pembe beyaz kravat aldı. Ben çok kodlamaları yapamıyorum bakın. İnanmıyorum diye kafam öyle almıyor zaten de. Kafam öyle almadığı için de yapamıyorum. Zengin Sinan pembe beyaz kravat aldı bak. Bunlar aynı zamanda aktif metal. Aktif metal olduğu için tüm asitlerle tepkimeye girer. Ekstra kuvvetli bazlarla da tuz ve hidrojen gazı oluşturur. Yani çinko HCl ile girdi. NaOH'da da hidrojen gazı oluşturur. Amonyak da oluşturmaz. Amonyak zayıf bas amfoter metaller. Diğer tüm aktif metaller gibi asitlerle tuz ve hidrojen gazı oluşturur. Ekstradan kuvvetli bazlarla da. Tamam mı? Aktif metalleri geçtik. Soy metaller. Bakır, civa, gümüş, altın, platin ikiye ayırdın. Yarı soy, tam soy. Yarı soy bakır, civa, gümüş. Bakır, civa, gümüş sülfürik asitle SO2, nitrik asitle NO2 oluşturuyor. Sülfürik asit derişikse SO2 oluşturuyor. Seyreltikse girmiyor. Seyreltik sülfürik asitle girmez. Burada genelledik. Seyreltik nitrik asitle girer ne NO oluşturur. Sülfürik asidin seyreltiyle girmez. Nitrik asidin derişiyle de seyreltiyle de girer. Derişik de NO2 seyreltiyle ne oluşturur. Geçtik tam soyu metaller. Kral suyu dışında hiçbir asitle tepkimeye girmez. Bakın dikkat edin. Yarı soylarda sadece sülfürik nitrik asit var. Bu iki asit dışında hiçbir asitle hiçbir şekilde tepkimeye girmez. O zaman ayırdık. Aktif metaller bütün asitlerle hidrojen gazı oluşturur. Soy metaller asla hidrojen gazı oluşturmaz. Aktif metallerin özel bir grubu olan amfoter metaller asitler yanında bazlarla da hidrojen gazı oluşturur. Soy metallerden bakırca ve gümüş nitrik sülfürik asitle girerken altın platin kral suyuyla girer. Bunun dışında hiçbir asitle tepkimeye girmez. Tüm metal tepkimeleri burada. Okey mi bebek? Hadi geç. Oksitler. İkiye ayırdın. Ametal oksit, metal oksit. Ametallerde eğer bir tane oksijen varsa, Co gibi, N2O gibi, NO gibi. Bu nötr oksit. Ametallerde birden fazla oksijen varsa CO2 gibi, NO2 gibi, SO2 gibi, SO3 gibi, N2O3 gibi, N2O5 gibi. Birden fazla oksijen varsa asidiktir. Nötr oksitler nötr oldukları için asitle bazla tepkimeye girmez, suyla da tepkimeye girmez. Asit baz suyla tepkimesi yok. Asidik oksit asit olduğu için bazla tepkimeye girer, suyla da tepkimeye girer. Bazla tepkimesi asit baz tepkimesidir, tuz ve su oluşur. Asidik oksit suyla aside dönüşür. Bak asidik oksit suyla tepkimeye girdiğinde asidik oksit de asit oldu. SO3'tü suyla tepkimeye girdi H2SO4 oldu. CO2'ydi suyla tepkimeye girdi karbonik asit H2CO3 oldu. Yani asidik oksit de aside dönüştü doğrudan ki asit yağmurlarının da sebebi bu zaten. Bu sayede asit yağmuru var. Okey. A metalleri kapattık mı? Metallerde oksijen sayısının hiçbir önemi yok. Biraz önce söylediğimiz zengin sinan pembe beyaz kravat aldı. Amfoter metalse Oksidi de amfoter. Amfoter metal değilse oksidi bas. Bak bakırın oksidi de bas. Burada yarı soy soyun bir önemi yok. Demirin de bas bakırın da bas kalsiyumun da bas. Amfoter metalin oksidi amfoter diğerlerinin bazı oksijen sayısı ne olursa olsun. İster 3 olsun ister tek olsun. Amfoter ya basit en bazda tepkimeye giren demek. Biraz önce hatırla amfoter metaller asitle de bazda da tepkimeye giriyordu. Amfoter oksitler de asitle bazda giriyor ancak suyla girmiyor. Amfoter oksitlerin suyla tepkimesi yok. Bazik oksitler bazik olduğu için asitle giriyor. Biraz önce asitlerin yaptığı gibi suyla da giriyor ama bazla girmiyor kendileri bazik. Suyla ne oluşturuyor? Bazı. Hani kalsiyum oksitti, sönmemiş kireçti. Sen suya attın. Sönmüş kirece. Kalsiyum hidrokside bak. Bazik oksitti, baza dönüştü. Bazik oksitler suyla baz oluşturur. Asidik oksitler suyla asit oluşturur. Nötroksit ve amfoter oksitler suyla tepkimeye girmez. Amfoter oksitler amfoter olduğu için tıpkı amfoter metaller gibi hem asit hem bazla girer. L oksitler asit bazla da girmez. Bu da cepte mi? Cepte. Şimdi tepkimeleri tersten bakıyoruz. Şimdi tepkimelere tersten bakıyoruz. Asidin bazın ve suyun verdiği tepkimeler. Bak, metalleri ikiye ayırdım. Aktif metaller, soy metaller. Aktif metalleri biraz daha ayırıyorum burada. 1A grubu, 2A grubu amfoter metaller ve diğer aktif metaller. Şimdi aktif metaller zaten asitlerle giriyordu bak biraz önce söylemiştim. Aktif metallerin özel bir grubu olan amfoter metaller kuvvetli bazda giriyor. Bak diğer metallerin bazla bir tepkimesi yok. Bir de 1A, 2A çok aktif olduğu için suyla giriyor. Bak tüm aktif metaller, tüm aktif metaller asitlerle giriyor. Amfoterler asitlerin yanında ekstra bazla da giriyor. Diğer metallerin bazla tepkimesi yok çünkü metaller zaten bazik. 1A, 2A metalleri suyla da giriyor. Soy metalleri ikiye ayırdık. Yarı soy, tam soy. Tam soy kral suyuyla, yarı soy nitrik sülfürik asitle giriyor. Başka bir şeyle girmiyor geçtik. Oksitler nötr, asidik, bazik, amfoter. Yani ametalin tek oksijenin oksidi, çok oksijenin oksidi, bazik oksit normal metal oksitleri, amfoter oksit de amfoter metallerin oksitleri. AlC, ZnS, NPB. Nötr oksit hiçbiriyle girmiyor. Asidik oksit baz ve suyla giriyor. Bazik oksit asit ve suyla giriyor. Amfoter oksit asit ve bazda giriyor, suyla girmiyor. Ekstradan bir de asitler arkadaşlar. Asitler karbonatlı tuzlarla örneğin kalsiyum karbonatla tepkimeye giriyor. Buradan da tuz su karbondioksit gazı oluşturuyor. İşte bilmen gereken bütün tepkimeler bu kadar. Bilmen gereken tüm kimyasal tepkimeler burada. Ne yapıyorum? Hemen atıyorum bunu video olarak. PDF'sinin linkini aşağı atıyorum. Çalışıyorsun. İnorganik tüm kimyasal tepkimeler burada. Hatta şuraya da şu şuraya 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 mı koyuyoruz? Şuraya evet. Şuraya da Şimdi bir video linki atıyorum. Tüm organik tepkimeleri de buradan indiriyorsun. Çalışıyorsun. Tüm inorganikler, tüm organikler. Daha ne yapayım sen de bana abone bul. Sen de bana abone bul. Sen de alta yorum yap. Bol bol beğen, bol bol yorum yap. Senden sadece bunu istiyorum ki kanal büyüsün. Sana daha faydalı içeriklerde bulunayım. Daha faydalı içerikler üreteyim. Kendine iyi bak. Seviliyorsun. Görüşmek üzere.